Bir tanesini kısaca misal olsun diye söyleyeyim. Şimdi ortalıkta basında, yayında, gazetede, televizyonda, siyasi kişilerin demeçlerinde, beyanlarında bir kelime var. Şimdi çok kullanılıyor. Zaman zaman temas ettik ama bu ayet geldi diye tekrar temas ediyoruz. Bir kelime var. Nedir? Aşırı dinci. Bakın kelime bu. Aşırı dinci. Bu kelime piyasada kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. Kime karşı kullanıyor bu kelimeyi? Müslümanlara karşı kullanıyorlar. Bakın. Ağızlarıyla söndürme olayını görüyor musunuz? Burada ağız çalışıyor. Aşırı dinci. Bu kelimeyi Müslümanlara karşı kullanıyorlar. Hangi Müslümanlara karşı? Bakın, tekrar bir soru ortaya çıkıyor. Hangi Müslümanlar? Laiklik ilkesini kabul etmeyen Müslümanlar için bu kelimeyi kullanıyorlar. Laiklik nedir? Allah'ın kitabını dünya işlerine, devlet işlerine karıştırmamak. Yani yeryüzünü Allah-u Teala yaratmış olacak, fakat yeryüzündeki olaylara, insanlara, kadınlara, erkeklere, ticarete, alışa, verişe, hükümete, devlete Allah'ın hükmü yani kitabullah karışmayacak. Laiklik bu. Allah dünyayı yaratsın ama işimize karışmasın. Allah kadınları yaratsın ama kadınların başına, kıçına karışmasın. Vallahi laiklik budur. Laikliği benimseyenlere gayet itibar ediyorlar. İşte tamam Müslüman diyorlar. Ya böyle şey olur mu? Allah dünyayı yaratmıştır. Dünyayı başıboş bırakmamış. Dünya ile, devletle, hükümetle ilgili ayetler, hükümler koymuştur. Allah'ın hükümlerini dünyada uygulayalım. Allah'ın hükümlerini devlet sisteminde uygulayalım. Laiklik yanlıştır, hatalıdır deyince ağızlarıyla şiddetle ne diyorlar bu Müslümanlara? Aşırı dinci. Tehlike. Kurban olduğum Kur'an-ı Kerim görüyor musun? 14 asır nasıl kafirin ağzını burnunu ortaya koydu? Aşırı dinci. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de aşırı dincilik var. Nasıl var? Aşırı dinci Kur'an-ı Kerim'e göre kafir demektir. Dinde aşırı gitmiş. Onun için Hristiyanlar aşırı dinci olduğu için kafir olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'e göre. Şimdi misal vereceğim anlayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa kimin oğludur? Meryem'in. Meryem de anası babası yok. Anası var. Anası olduğu için kimin oğlu oluyor? Meryem'in oğlu. وَالْمَسِيْحُ بُنُ مَرْيَمْ Yani Meryem'in oğlu İsa. İsa bin-i Meryem. Kur'an'da çok geçer. Meryem'in oğlu, Meryem'in oğlu, Meryem'in oğlu. Bitti. Hristiyanlar aşırı giderek ne dediler? Allah'ın oğlu dediler. Bak gördün mü? Aşırı gittiler bak. Hepsi kafir oldu. Demek ki aşırı dinci tabiri Hristiyanların tabiridir. Bütün Hristiyanlar aşırı dincidir. Bu kelimeyi Müslümanlar hakkında kullanmak mümkün mü? Ama bizim için kullanıyor bak tabiri. Görüyor musun? Yahu Müslümanlar biz nasıl bu işleri anlayacağız? Bu kelimeleri ne zaman anlayacağız? Bu sözlerin manasını nasıl anlayacağız? Bakın bizi neyle vuruyorlar? Neyle bizi, gayretimizi kırıyorlar? İmamları, müezzinleri, vaizleri, müftüleri ikiye ayırmışlar. Dinci imamlar, aşırı dinci imamlar. Yazı geliyor falan hoca arkadaşımıza. Sen kürsüde aşırı dincilik yapıyormuşsun. Yahu Müslüman aşırı dinci olur mu? Müslüman dinin hükümlerine bir zerre ilave edebilir mi? Edemez. Edemez ki aşırı olsun. Aşırı demek ilave etmek demek. İlave etmek. Allah'ın dinine bir milim ilave edebilir misiniz? Allah'ın dininden bir milim koparabilir misiniz? Mümkün değil. O halde ilave edemediğimize göre bu aşırı dinci tabirini niye kullanıyorlar? Dinin tamamı uygulansın diyenler için bu kelimeyi kullanıyorlar. Yok efendim dinin ibadetlerle alakalı hükümlerini alalım, dünya işleriyle ilgili hükümlerini almayalım derseniz bu muteber sayıyorlar. Yok Allah'ın kitabı bütündür. Namazla alakalı hükmü uyguladığımız gibi faizle alakalı hükmü de uygulayalım dediniz mi aşırı dinci olur. Ya
Ve böylece Müslümanları parçalıyor, korkutuyor, ürkütüyor. Yahu bu aşırı dinciymiş be, ona yaklaşmayalım diyorsunuz. Ve böyle... يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفَّاهِهِمْ Ağızlarıyla Allah'ın dinini söndürmek istiyorlar. Ağız yoluyla, propaganda yoluyla, kültür yoluyla, kalem yoluyla, yazı yoluyla, reklam yoluyla, tehdit yoluyla. Ne müthiş bir ayet bu, görüyor musunuz? 14 asır evvel bu ayet gelmiş. Ama sanki şimdi gelmiş gibi taze, görüyorsunuz ya. Aşırı dinci. Hazreti İsa'nın getirdiği dinin adı da İslam'dı. Nereden biliyorsunuz? Allah beyan ediyor. İnned dine indallahil İslam. Allah katında bir tek din var, o da İslam'dır. Allah katından gelen bir peygamber olduğuna göre İsa hangi dini getirmiştir? İslam'ı getirmiştir. Hazreti İsa'nın dininde de içki haramdı. Zina haramdı. Bugün Hazreti İsa'ya dayandığını söyleyen Hristiyan dünyanın içtiği içkileri biliyorsunuz. Yaptığı zinaları biliyorsunuz. Kadınları bıraktılar, erkeklerle zina ediyorlar. Kimler? Hristiyanlar. Vay namussuzlar. Bozdular. İşte bunlar dinde aşırı gitti. Allah'ın haramını helal ettiler. Allah'ın yasakını serbest ettiler. Aşırı dinci oldular. Aşırı dinciler kafirdirler. İşte buna Hristiyanlardır, Yahudilerdir. Müslüman bile şey olamaz. Müslüman Allah'ın koyduğu kitabın tamamına inanandır. 6666 ayet var Kur'an'da, biliyorsunuz bunları. Bir kimse 6665 ayetin tamamını kabul etse, bir tanesini kabul etmese ne olur? Vallahi kafir olur. Aşırı gidemezsiniz İslam'da. Hazreti Muhammed'i aşamazsınız. Hazreti Kur'an'ı aşamazsınız. İslam'ı aşamazsınız. Aşırı dinci olamaz bir Müslüman. Mümkün değil. İslam'ın tamamını, tatbikatını ister. O halde niye bu kelimeyi Müslümanlar için kullanıyor bu kafirler? Kafir gazeteciler. Niye bu kelimeyi Müslümanlar için kullanıp tehdit ediyorlar, korkutuyorlar, ürkütüyorlar? Ve normal bir Müslüman ya bunlar aşırı falan hoca aşırı dinciymiş, onun vaizine gitmeyelim, tehlikeliymiş diye gelmiyor buraya. Falan kardeş efendim aşırı dinciymiş, aman onun evine gitmeyelim, aşırı. Aman oraya yaklaşmayın ya, onlar aşırı ha. Şu hale bak. Kelimelerle İslam'ın nurunu söndürmek işte. Ayet ne dehşet efendim.